Merhaba arkadaşlar, ben Sait Orhan. Daha önceden bir duyuru yapmıştık. Duyurumuz şuydu: Android çalışırken hazırlamış olduğum uygulamaları GitHub hesabımda açık kaynak üzerinde paylaşacağımı ve bu uygulamaları paylaşırken kodların açıklamasında YouTube kanalımda yayınlayacağımı söylemiştim. Şimdi bu uygulamaların ilki olan Windows işletim sistemi içerisindeki kısa yolları barındıran uygulamam. Öncelikle uygulamanın nasıl çalıştığını ve hangi ekranları barındırdığını görmek için uygulamamızı bir sanal cihaz üzerinde çalıştıralım. Uygulamamızı sanal cihaz üzerinde çalıştırdık. Gelen ilk ekranımız, hangi işletim sisteminin kısa yollarını görmek istediğimizi soran ekran. Windows 10 işletim sistemini seçiyoruz. Windows 10 işletim sistemi içerisindeki hangi uygulamaları peki görmek istiyoruz? File Explorer'ın kısa yollarını görmek istiyoruz. Ve File Explorer içerisinde Press This Key diyerek, örneğin Alt P tuşuna bastığımız zaman Display the Preview Panel, bir önceki paneli göster tarzında bir kısa yolmuş bu. Yukarıda da Type to Do, örneğin Print diye yazalım. Search dediğimiz zaman bu File Explorer içerisinde print ile ilgili herhangi bir kısa yolu yokmuş, ya da create diyelim. Search, create a new folder içerisinde create geçen kısa yol bu, ya da new kelimesini arattıralım. İki tane new kelimesi varmış. Burada ekranımız bu. Ana ekrana döndüğümüz zaman bir de bütün işletim sistemlerinin bütün uygulamaları içerisinde geçen kısa yollar. Örneğin create işlemi yapan kısa yolları getir dediğim zaman, burada en başındakine bakalım. Windows 10 işletim sistemi içerisinde copy paste and other general keyboard, kopyala yapıştırma işlemi ile ilgili genel uygulamalar, şu tuşa bastığın zaman şu işi yapıyor gibi bütün genel işletim sistemlerinin kısa yollarını görüyoruz. Peki uygulama tarafına geçelim. Kodlama tarafına geçiyoruz. Kodlama tarafında öncelikle Android Manifest dosyasını inceleyelim. Android Manifest dosyası şu: uygulamamızı biz Play Store'a yüklerken Play Store'un uygulamamızı tanımlamak için kullanmış olduğu dosya. Yani bir nevi sözleşme. Bunun içerisinde genel bilgiler var. Uygulamamızın ikonu, uygulamamızın başlığı, ya da bunun içerisinde örneğin activity içerisinde uygulamamızın barındırmış olduğu aktiviteler, yani ekranlar. Ekranlarımızdan bir tanesi Main Activity, Operation Activity. Bunların hepsinin ne olduğunu görüyoruz. Ancak bunların içerisinde bir kısım var. Operation Activity ile ilgili gördüğünüz gibi alt bilgiler mevcut. Bu Operation Activity ile ilgili alt bilgimiz ne? Main ana ekran olarak bunu çalıştırıyoruz. Yani uygulamamız çalıştığında ilk devreye, ekrana gelecek olan aktivite ekranımız Operation System Activity. Operation System Activity hangi ekran dediğimiz zaman da, proje kısmı Android şurada. Şöyle project olarak da burayı gösterebiliyoruz. Android kısmı en kullanışlı olanı. Operation System Activity'ye gelelim. Operation System Activity Resource Layout ve altında Activity Operation System. Çift tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi ekrana ilk gelen aktivitemiz bu. Zaten uygulamamızı çalıştırdığımız zaman da gördüğünüz gibi bu geliyor. Peki burada biz bu hangi butona bastığımız zaman hangi işlemi yapıyor onu görelim. Bunun için de Operation System Activity'nin Java kısmının altında ki tarafına gidelim. OnCreate Blue ekran oluşturulduğunda ilk derleme zamanında oluşacak olan, çalışacak olan kısım. Buranın içerisinde şurası zaten şey, Android'in kendi standart uygulaması. Buradaki kısım şu satır. Diyor ki bu Java koduna bağlı olan activity, yani tasarım ekranı, layout activity main operation system layout'udur. Altta bir fonksiyonumuz var. Check data fonksiyonu. Datayı izliyor. Go to declaration'a gidelim. Ve ilk ekran çalışırken, uygulamamız çalışırken ilk yaptığı işlem üzerinde çalışacağı data hazır mı değil mi onu inceliyor. Öncelikle Shared Preferences'ten bir data alıyoruz. Yani Android içerisinde data elde etmenin çeşitli yolları var. Yani uygulama içerisinde datayı kaydetmenin çeşitli yolları var. Bunlardan bir tanesi Shared Preferences üzerine kaydetme. Ve biz burada data diye bir değişken tanımlıyorum. Tanımlamışız daha önceden. Bool'un tipinde. Eğer
Data daha önce hiç hazırlanmadıysa, veri tabanına atılmadıysa bu varsayılan olarak false olarak duruyor. Ancak data tamamlandıktan sonra veri tabanına ilgili kayıtlar atıldıktan sonra bu data true oluyor ve bu şekilde herhangi bir işlem yapmadan dönüyor. Peki false olursa ne oluyor? False olursa yaptığı işlem şu. Asset altında shorts text diye bir dosyamız var. Bu dosya içerisinde uygulama içerisinde kullandığımız bütün kısa yolların listesi var bu şekilde. Ancak gördüğünüz gibi arada bazı özel karakterler var. Özel karakterlerimiz ne işe yarıyor? Her bir kısa yol 4 tane diyez işaretiyle birbirinden ayrılmış durumda. Şuradan buraya kadar geliyor örneğin. Bu kısa yolun ilki ID numarası, ikincisi işletim sistemi, üçüncü alanı uygulaması, dördüncü alanı kısa yolu, beşinci alanı yaptığı işlem. Bunları da iki tane yüzde işaretiyle birbirinden ayırdığımızı görüyoruz. Şimdi Operation System Activity'ye gelelim. Buffered Reader'dan öncelikle gördüğünüz gibi burada bir veri tabanı işlemi için hazırlık yapıyor. Insert işlemi için hazırlık yapıyor. Ve Reader'dan Short Text'i okuyorum hepsini. Bütün satırları okudum. Read line dedim. Okuduğum bütün veriyi diyez işaretiyle birbirinden ayırıyorum. Bu satırı yaptıktan sonra bir string dizisi elde etmiş oluyoruz. Her bir string dizisi bize şuradaki aralığı vermiş oluyor. Şuradan şuraya kadar. Daha sonra almış olduğum bu string dizisini for each dönüyorum. Ve for each dönerken de iki tane diyez, iki tane yüzde işaretiyle her bir alanı birbirinden ayırmıştım. Dolayısıyla bunu da ayırdıktan sonra elimde sıfırıncı alanda ID, ikinci, birinci alanda işletim sistemi gibi değerleri alıyoruz. Ve bütün hepsini bu şekilde veri tabanına yazdıktan sonra onCreate tarafı da tamamlanmış oluyor. Ve onClick tarafı var. OsClick tarafı. Yani burada Activity'ye gelelim. Her bir işlem burada butonda da OsClick metodu tetikleniyor. OsClick metodu tetiklendikten sonra burada intent içerisine getText, buton getText kısmı da şu hangi butona bastıysa onun üzerindeki işletim sistemi değerini alıp start activity diyerek main activity'yi çağırıyorum. Main activity'ye geldikten sonra main activity mi çağırmıştık? Tekrar edelim. Apps activity çağırıyoruz. Pardon. Apps activity çağırdıktan sonra apps activity içerisinde gördüğünüz gibi activity apps layout'u buna bağlı. Activity apps layout'una geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi bu ekranımızda şu arkadaşlar tıkladım. Şu an bu ekrandayız. Ekranımızın görünürdeki kısmı bu. Tasarımsal kısmı da bu. Bunun içerisinde bir grid view'umuz var. Text box'ımız var. Butonumuz var. Grid view içerisinde de hemen koda tekrar dönelim. Ve grid view içerisindeki alanı görelim. Grid view içerisindeki alanımızda şu. Apps XML. Bu şekilde bir grid view elde etmiş oluyoruz onunla ilgili. Tekrar emin olmak adına görelim. Item 1, sub item 1. Bu şekilde bunu görüyoruz. Aldığımız ekran şu. Ve onu da apps XML ile text view şeklinde alıyoruz. Dolayısıyla buradaki grid view'deki her bir satır aslında bu apps XML'in bir satırı. Şimdi apps activity ile hemen kodları satır satır inceleyelim. Öncelikle burada gördüğünüz gibi satır kayboluyor. Burada alt satıra geçirmek için view, active directory, active editor, soft wrap dedikten sonra gördüğünüz gibi alta geldi. onCreate metodu bu ekran ilk oluştuğu anda çalışan ekranımız. Öncelikle bütün listeyi alıyorum. Yani buradaki text editimiz bu alanımız arama kısmı onu alıyorum. Daha sonra Operation System tarafında ben Activity
çağırırken burada bir bilgi, OS adında bir bilgi koymuştum buraya. O bilgiyi buradan alıyorum. Gördüğünüz gibi get intent, get extra string ve onu ben ekrana yazıyorum. Onu da nerede yazdığımı görelim. Şuradaki kısımda selected OS Windows 10 kısmı buradan geliyor. Ve işletim sistemi tarafında bunu aldıktan sonra şimdi veri tabanına gidiyoruz. Veri tabanında da data reader, query, shorts ve burada da gidip bu işletim sistemi ile ilgili zaten burada şartımız var. OS like OS. İşletim sistemi Windows 10 olan, yani Windows 10 butonuna bastığımızı düşünerek de Windows olan değerleri getir ve buradaki Simple Cursor Adapter ile bu verileri ekrana hazırla. Apps list. App list neydi? App listimizde buradaki grid view'miz ve grid view'e bu aldığım verileri bağla diyerek tamamlamış oluyoruz. Uygulamamıza tekrar gelelim. Şimdi burada bir yere basıyoruz ve kısa yollar ekranına gidiyoruz. Kısa yol ekranına gitmek için de, yani bu grid view'in click olayına gelmek için de adapter on click listener tarafını kullanıyoruz. Orada da gördüğünüz gibi kursör pozisyonu alıyorum. Tıkladığım pozisyonu alıyorum ve o pozisyonun üzerindeki string değeri alıyorum ve intent hazırlıyorum. Yani burada main activity'ye gidiyorum. Main activity'ye gitmeden önce tekrar extra input'la daha önce tıklanmış olan işletim sistemini ve şu an tıklanmış olduğum uygulamayı alarak main activity'ye geliyorum. Main activity içerisinde de gene onCreate içerisinde gördüğünüz gibi activity main layout'una bağlı. Activity main layout'una geliyorum. Ve activity main layout'u da uygulamamızda şu ekran. Tekrar geri gelelim. Bir tane uygulamayı seçtim ve kısa yollar ekranı. Onu da görelim hemen onu. Bunlardan aslında hangisi? Görmek için main activity içerisine geliyorum. Datayı çekerken hangisi kullanıyorum? Tekrar bunu da view active editor wrap diyelim. Simple kursör içerisinde gördüğünüz gibi burada nereye kullandığımızı bir görelim. Layout layout. O da şu. Gördüğünüz gibi burada press this key to do this. Şuradaki taraf, buradaki grid view'in her bir satırı aslında buradaki activity, buradaki layout'u çağırıyorum. Dolayısıyla main activity tarafındaki kodlara da gelelim tekrar. OnCreate tarafında gene binds control diyerek go to ne iş yaptığını görelim bu metodumuzun. Buradaki bind control aslında layout ile activity arasındaki bağlantıyı sağlıyoruz. Daha sonra intent hazırlıyorum ve get intent diyerek bir önceki uygulama ekranında işletim sistemi ve çağıran uygulamanın bilgilerini alıyorum. Şimdi burada text view'i yazmışım. Text view ne? Selected command prompt burada şu alanda ki kısım ile Windows 10'un command prompt uygulamasını çalıştırdığımı burada bilgi olarak veriyorum. Daha sonra getData metoduna gidiyorum. GetData metodu da şurada. Bu sefer şart olarak diyorum ki işletim sistemi benim çağırdığım işletim sistemi ve uygulama benim çağırdığım uygulama olan değerleri bana getir diyorum. Ve aynı şekilde simple cursor ile veriyi hazırladıktan sonra hazırlamış olduğum veriyi list view'e, yani oradaki grid view'e yazıyorum. Bu şekilde tamamlanmış oluyor. Ancak bu ekranımızda bir kısım daha var. Arama kısmı. Yani şurada new dediğim zaman butona basıyorum. Butona bastığım zamanki kısım şu. Search click. Bu search click metodu olduğunu nereden biliyorum? Hemen main activity'ye gelelim. Butonumuza basalım. Butonumuza bastığımızda on click tarafında search click metodunu çağırdığımızı görüyoruz. Burada da hemen debug işlemleri için sınıfımızı yazıyoruz. Şartımızı yazdıktan sonra eğer işlem sonunda dönen kayıt sayısı 0 ise böyle bir kayıt bulunamadı diye bilgi veriyorum. Make test. Buradaki make test kısmı da şu. Search'e bastığım zaman aşağıda bir uyarı metni çıkıyor ve daha sonra kayboluyor. Oradaki kısım toast make
metoduyla çağrılıyor. Ancak eğer sıfırdan büyük ise, sıfır eşit değilse gene simple kursör adaptör ile veriyi hazırlayıp ekrana basıyorum. Son ekranımızda şöyle gelelim. Son ekranımız search. Aslında bu diğer 3 ekranımız aynı yere geliyor. Bunlardan farklı bir yere gelen search ekranı. Search ekranına bastığım zaman şuraya geliyor o da. Search result HTML activity search kısmına geliyor. Burada da gördüğünüz gibi gene bir grid view var. Bu grid view'de search result kısmının her bir satırı aslında buradaki burada create diyelim. Buradaki her bir alan aslında buradaki search result layout'un bir bileşeni. Bu şekilde bütün ekranlarımızı bitirmiş olduk. Ancak burada şöyle bir kısım daha var. Menü kısmı. Ve bu menü kısmı her ekranda çıkıyor. Her ekranda çıkmasını sağlamanın iki yolu var. Öncelikle bunu menü altında oluşturuyoruz. Menü XML. Gördüğünüz gibi iki tane Rate Application ve Share This App diye iki tane kısım var. Bunu menüyü hazırladıktan sonra XML olarak Base Activity'ye gelelim. Şimdi Base Activity'nin ne olduğu ile ilgili konuşalım. Base Activity benim uygulamamda kullandığım bir ek sınıf. Peki ben Base Activity sınıfını niye oluşturdum? App Activity'ye bakalım. Gördüğünüz gibi Base Activity'den türemiş. Operation System'e bakalım. Base Activity'den türemiş. Base Activity'ye bakalım. App Compat Activity. Yani bizim Android içerisinde kullandığımız her bir activity App Compat Activity sınıfından türemesi gerekiyor. Ve buradaki menü kısmını ben bütün ekranlara oluşturmanın tek yolu ya her oluşturduğum ekrana bu kodu kopyalayıp yapıştıracağım veya Base Activity içerisine yazıp her sınıfı, bunun dışındaki bütün sınıfları Base Activity'den türettiğimde dolayısıyla App Compat Activity'den tanımlamış oluyorum. Kalıtımın kuralı gereği. Peki ben bu menüde nasıl çalışıyorum? Menüde çalıştıktan sonra, yani menüyü bu şekilde tanımladıktan sonra Option Select Item menü on Options Item Selected metodu çağrılıyor. Metodu çağrıldığı zaman item get item id eğer menünün tıkladığım id'si rate up ise bu şekilde bu kodun yaptığı işlem bu uygulamanın Play Store içerisindeki sayfasına gidip uygulamaya bir skor vermemizi sağlayan kısım. Eğer share up seçeneği tıklandıysa şöyle. Hatta bunu direkt şöyle yapalım. Rate Application'a basalım. Gördüğünüz gibi Play Store içerisinde bu uygulamanın sayfasına gitti ve bu böylece bir skor verebiliyoruz. Bir diğer menü seçeneğimiz Share This Application. Bu şekilde örneğin Gmail üzerinden hatta mesaj diyelim. Mesaj üzerinden bu uygulamayı paylaşmamıza New Mesaj diyelim. Bu şekilde bu uygulamamızın linkini paylaşmamıza imkan veren kısım. Bu şekilde bütün uygulamamızı da incelemiş olduk arkadaşlar. Hemen videomuzu kapatmadan önce GitHub'a gidip uygulamamızı da açık kaynak hale getirelim. Şöyle GitHub hesabımıza gidelim. Repositories, Windows Shortcuts, Settings, Change Visibility, Make Public. Şunu aynısını aşağı kopyalayalım diyor. Şifremizi de onayladıktan sonra artık uygulamamız bir açık kaynak uygulama haline geldi. Hatta test edelim. Gizli sekmede bakalım görebilecek miyiz? Evet, uygulamamızı gizli sekmede de gördük. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar videomuzu. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kanalımızı takipte kalmaya devam edin. Bu şekilde geliştirmiş olduğumuz uygulamaları, bilgi işlem teknolojilerinde kullandığımız yazılımları, karşılaştığımız sorunları beraber incelemeye, çözümlerini
beraber bulmaya çalışıyor olacağız. Hepinize tekrardan çalışmalarınızda başarılar diliyorum.